Hepinize merhaba gençler. Kimya videolarımızla tekrardan karşınızdayız. En son elektrokimya konusunda aktiflik konusunu işlemiştik hatırlıyorsanız. Gençler ne yapmıştık? Elementlerin aktifliklerini sıralamayı öğrenmiştik öyle değil mi? Ve biz birkaç tane daha soru yazmışız. Onları da bakalım onları da bir çözelim. Gençler şimdi diyor ki çinko, demir, krom ve magnezyum metallerinin hepsi de asit çözeltisinden hidrojen gazı açığa çıkarıyor. İkinci öncülde Çinko metali magnezyum çözeltisiyle reaksiyon vermiyor diyor ama demir ve krom çözeltileri reaksiyon veriyor diyor. Üçüncüsünde demir metali çinko krom ve magnezyum çözeltileri reaksiyon vermez diyor. Hidrojen, magnezyum, krom, demir, çinko elementlerinin yükseltgenme potansiyellerini ki nedir o aktifliklerini sıralayın demiş. Arkadaşlar sıralayın, sıralayalım tek tek de yazalım. Bakın çinko, demir, krom ve magnezyum metallerinin hepsi de asit çözeltisinden hidrojen gazı açığa çıkarıyorsa eğer Bunların hepsi hidrojenden daha aktifmiş ki arkadaşlar onun yerine geçebilmişler ve onu dışarıya çıkarabilmişler gençler. O zaman nedir? Hepsinin aktifliği bir kere hidrojenden daha büyük olacakmış. Onu bir yazalım. İkinci öncülümüze bakıyoruz. İkinci öncülde diyor ki çinko metali magnezyum reaksiyon e, magnezyumle, magnezyum Magnezyum çözelsini reaksiyon vermez diyor. Arkadaşlar bu şu demek. Bakın çinkonun aktifliği demek ki magnezyumdan daha küçük. Niye? Onu indirgeyemiyor çünkü. Tamam mıdır? Yani e, magnezyumun nedir? Aktifliği daha yüksek ki. Çinko onun yerine geçemiyor arkadaşlar. O zaman ne dersiniz? İkinci öncül için mesela. Magnezyum büyüktür. Çinko dersiniz gençler. Reaksiyon vermiyormuş çinko metali. Ama demir ve krom çözeltileri reaksiyon verebiliyormuş. O zaman onlarla yani demir ve kromla verebiliyorsa. O zaman onlarla sıralamalarını yapacak olursak. Demir dersiniz çinko büyüktür demirden. Çinko neden büyüktür? Kromdan da daha büyükmüş gençler. Tamam mıyız? Yani bu şu demek. E, herhangi bir çözeltiyle reaksiyona girebiliyorsa kolaylıkla çinko mesela girebilseydi magnezyumdan aktifliği daha büyük olacaktı. Tamam mıdır? Ama magnezyum daha büyükmüş ki neymiş yerine geçememiş çinko gençler. O zaman devam ediyorum. Üçüncü öncülümüzde de diyor ki arkadaşlar şuraya da üçüncü öncülü yazalım. Demir metali, çinko, krom ve magnezyum çözeltileri reaksiyon vermiyormuş arkadaşlar. Yani demirin gücü hiçbirisine yetmiyor. Aktifliği en küçük. Hiçbirisinin yerine geçemiyor arkadaşlar. Yani o zaman ne dersiniz? Çinkonun aktifliği neyden daha büyük? Demirden daha büyük. Tamam mıyız? Kromun aktifliği de demirden daha büyük. Magnezyumun aktifliği de nedir? Demirden daha büyüktür. Bakın birkaç sıralama yaptık. Bu, sıralama, bu sıralamaya göre genelimizi çıkaralım. Bir kere H2 en küçüktü. Tamamız. bakıyorum demir demirde e, ondan sonraki küçük olan mıdır hepsi demirden daha büyük arkadaşlar o zaman demiri yazacağız bakıyorum ondan sonra demiri de eledik arkadaşlar başka ne diyeceğiz bakıyorum çinko demirden büyük çinko kromdan büyük krom demirden büyük yani e, ve ne var arkadaşlar magnezyum da çinkodan daha büyük o zaman siz dersiniz ki krom demirden daha büyükmüş kromu yazdım Çinko da kromdan daha büyükmüş. Öyle değil mi? Şuraya baktığımda. Ve magnezyum da çinkodan daha büyük. Öyle değil mi? O zaman sıralamanız ne geldi gençler? Magnezyum çinkodan daha büyük. Yani aktiflik sıralaması o zaman şu gelir gençler dersiniz. Tamam mıdır? O zaman bir sorumuz daha var. Hemen o soruya bakalım. Şöyle 20. örneğimiz. <laughs> Gençler diyor ki bize şekildeki Y metalinden yapılmış kapta hidroklorik asit sulu çözeltisine X metali daldırılmıştır diyor. X'i daldırmışız. Bir süre sonra kap aşınırken kabımızın aşındığını görüyorlarmış ve hidrojen gazı çıkıyormuş ve X metalinde herhangi bir değişiklik olmuyor diyor. Arkadaşlar bakın X'i daldırmışız. X'de herhangi bir değişiklik yok tamam mı? Yani reaksiyon vermiyormuş. Y'nin aşındığı görünüyormuş. Y'nin aşındığı görünüyor. Diyelim şöyle görünüyormuş. O zaman siz şunu diyebilir misiniz? Bakın Y'nin aktifliği demek ki çözeltiden daha büyük. Yani hidrojenden daha büyük. Der misiniz? Dersiniz gençler. Neden? Çünkü yani şöyle düşünün. Mesela şuraya yazayım. Y artı hidroklorik asit. Demek ki y hidrojenden daha aktif ki ne yapıyor? YCl olmuş. Hidrojende gazını açığa çıkarmış dersiniz arkadaşlar. Tamam mıdır? Yani şurada herhangi bir şöyle yapalım. 1 bölü 2 diyelim. Gençler Bakın Y'nin hidrojenden daha aktif olduğunu görüyoruz biz burada. Ve X'i daldırdığımızda da X hidrojenin yerine geçemiyor arkadaşlar. Demek ki X nedir burada? Daha az aktif olan bir metaldir. Yani H2'de X'ten daha büyükmüş gençler. Sıralamanızı bu şekilde yapabilirsiniz. Buna göre demiş aktiflik Y büyük H2'den X'tir demiş. Evet doğrudur çıkardık zaten. X bir soy metal olabilir diyor. Şimdi güzel bizim yarı soy ve soy metallerimiz vardı ve tepkimeye girmiyorlardı arkadaşlar. Yani şöyle düşünün soy metallerimiz neydi? Gümüş ve e, platin de öyle değil mi? Bunlar ne oluyordu? Hiçbir şekilde tepkimeye girmiyorlardı. Sadece kral suyu diyorduk. Peki yarı soy metallerimiz hangileriydi? Bakır, civa, gümüş. Bunlar da neydi arkadaşlar? Sadece oksijenli asitlerle tepkimeye giriyorlardı. Yani hidroklorik asitte yarı soy da olabilir, tam soy da olabilir ama ne demiş? X bir soy metal olabilir dediği için kabul ederiz arkadaşlar. Olabilir mi? Olabilir. Elektron alma eğilimleri en büyük olan. Şimdi alma arkadaşlar. Elektron verme demek ne demekte? Aktiflik demekte. Öyle değil mi? Ve burada aktifliği elektron alma e, verme eğilimi en yüksek olan hangisi? Y Sonra da elektron verme eğilimi en yüksek olan yani aktifliği en büyük olan H2 sonra da X mi? Alma eğilimi demek bunun tam tersi olmayacak mı? Bakın bu elektron verme diye eğilimli yazsak. Elektron alma bunun tam tersi olacak. Yani X büyük H2'den o da büyük Y'den olmayacak mı? Şu da elektron alma diyelim. Yani burada diyor ki en büyük hidrojendir diyor ama en büyük hangisi X'tir? Yargılarından hangileri yanlıştır demiş. Hangisi yanlış arkadaşlar? Yalnız 3 dersiniz gençler. Dediğim gibi elektron verme eğilimi aktifliktir. Ne kadar çok elektron vermeye yatkınsan o kadar aktifsindir diyeceğiz. Tamamdır. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar artık bir elektrokimyasal pillere geçiş yapalım gençler. O zaman hadi başlayalım. Diyeceğiz ki standart pil potansiyelleri. Şimdi elementlerin aktifliklerine hani biz sürekli aktiflik sıraladık ya Aktifliklerini kıyaslanmasıyla yükseltgenme yarı pil. Yükseltgenme yarı pil. Potansiyelleri de kullanılabilir. Arkadaşlar şöyle yani biz hani aktiflik sıralaması yapıyoruz ya burada neyi de kullanabiliyormuşuz? Ee, yükseltgen yükseltgenme yarı pil potansiyellerini de kullanabiliyormuşuz. Her elementin bir yükseltgenme yarı pil potansiyeli vardır demişiz ve bu potansiyeli biz nasıl göstereceğiz? E0 pil ile gösterilir diyeceğiz. Gösterilir diyeceğiz. Referans elementimiz burada hidrojendir arkadaşlar. Tamam mı? Referans elementimiz hidrojendir. Neden? Çünkü hidrojenin sıfır pili gençler sıfırdır. Tamam mıyız? Hatta ben buraya yazmışım zaten. Şöyle bir bakalım. Bakın. Kalsiyumun arkadaşlar elektron verme yani yükseltgenme potansiyeli ne? 2.76. E0 pili Cinko'nun 0.76, demirin 0.41 aşağı indikçe ne yapıyoruz? Referansımız neydi? Bizim hidrojende 0'dı çünkü. Tamam mı? Hani şöyle düşünün mesela. Şurada hidrojen var ve 0. Sonra bundan daha aktif olanlar, bundan daha az aktif olanlar diye sıralanıyor. Ee, ve biz bunu bu şekilde de sıralayabiliyoruz arkadaşlar. Bakın hepsinin yükseltgenme potansiyelleri yazılmış buraya. Yükseltgenmesi en yüksek olan en aktiftir demek değil midir arkadaşlar? Normal olarak elektron vermeye en yatkın. Değil mi? Mesela bakır Bakır artı 2 diye yükseltgenmiş mesela tepkimesinde. Ama E0 pili nedir? Eksi 0.34. Yani çok az aktif olan. Gümüş dediğim gibi yine eksi 0.80 ki bunlar zaten yarı soy metallerimiz. Öyle kolay kolay tepkimeye girmeyen metallerimizdi gençler. Nota ne demişiz? Elementlerin yükseltgenme potansiyelleri gözlenerek aktiflikleri hakkında aynı şeyden bahsediyoruz. Aktiflikleri hakkında fikir sahibi olunabilir demişiz gençler. Hemen devam edelim gibi örneğimiz var. Şöyle. Kalsiyum yükseltgenme potansiyeli ve gümüşün yükseltgenme potansiyelini ikisini de vermişiz arkadaşlar. E0 pillerine bakıyorum. Yani e, potansiyel yarı pil potansiyellerine bakıyorum arkadaşlar. Kalsiyumun 2.76 voltken gümüşün ne? eksi -0.80 mi? Yani Elektron vermeye hangisi daha yatkın? Kalsiyum çok daha yatkın olduğunu görüyoruz. Daha aktif olduğunu görüyoruz. O zaman hangisi daha büyük olacaktır aktiflik olarak? Kalsiyum gümüşten daha büyük olacaktır deriz. 22. örneğimize bakalım. Aktifliklerini sıralayınız demiş. Arkadaşlar bakıyorum şimdi. Bakır burada indirgenmeyi vermiş değil mi? Bakın indirgenme hallerini vermiş. Demirin sadece yükseltken bu potansiyelini vermiş. E burada ne yaparsınız gençler? E, i̇sterseniz çevirebilirsiniz. isterseniz de ters düşünebilirsiniz. Yani şimdi bakırın indirgenmesi 0.34 ise yükseltten yani ters çevirdiğinizde bu ne olacaktır? Eksi 0.34 olmayacak mıdır? Öyle değil mi? Çinkonun indirgenmesi arkadaşlar eksi 0.76 iken yükseltgenmesi ne olacak o zaman? Yükseltgenmesi ters çevirdiğinizde artı 0.76 volt olacak. Öyle değil mi? Demire baktığımızda da eksi 0.41 olduğunu görüyoruz. Ee, ama burada bir hata yapmış olabilir miyiz? Evet hata yapmış olabiliriz. Şu artı 0.41 olacak. Arkadaşlar o zaman sıralamamız nasıl olacaktır? Yükseltgenme potansiyelleri, sıralı aktifliklerimiz daha doğrusu. En aktif yani elektron vermeye en yatkın çinko. Büyüktür diyeceğiz. Sonra demir. Sonra da ne deriz? Bakırdır deriz arkadaşlar. Aktiflik sıralamasını bu şekilde yapabiliriz. Dediğim gibi gençler yükseltgenme potansiyeli e, S0 pili en yüksek olan en büyük olan nedir? elektron vermeye daha yatkındır diye düşüneceksiniz. Tamam mıdır? Burada indirgenmelerini vermiş ilk ikisinde. Bize ne yaptık? Ters çevirdik bu ikisini. Tamam mı? Ters düşündük. Yani mesela şu neydi? Bakır katısını sola aldık. Bakır arsaki yani elektron yükseltgenme potansiyelini yazdık. E 0 ne vermiş? 0.34 vermiş. Yani bu nedir? Eksi 0.34'tür değil mi? Çinkonun indirgenme halini vermiş. Ben yükseltgedim bunu. Çinko artı 2 artı 2 elektron dedim. Eksi 0.76 demiş. Artı 0.76 volt olacak. Bu şekilde yazdık arkadaşlar. Demir zaten yükseltgenme potansiyelini vermiş ama bu artı diye aldık. Artı olması lazım çünkü. O zaman ne oldu? Hangisi en büyük oldu? Çinko. Demir bakır diye de sıraladık gençler diyeceğiz. Hemen altındaki örneğimize bakalım. 23. örneğimiz. Ne diyor bize? Şöyle. X, Y ve Z metalleri ile ilgili. X ve Z metalleri Y, ile 2 çözeltisinden Y metalini açığa çıkarıyor diyor. Bakın size hemen neymiş göstermiş. Burada yol. Şöyle yapalım. Arkadaşlar X ve Z Y'yi çıkarıyorlar mıymış? Yani şöyle düşünün. X artı Y, 2 çıkarıyorsa eğer X klor 2 artı nedir bu? Y değil midir gençler? Değil mi? Demek ki X'in aktifliği neyden daha büyük? Y'den daha büyük. Gençler birincisi için yazıyorum. X'in aktifliği Y'den daha büyük. E Z de aynı şekildeymiş. Değil mi? Z ne yapıyormuş? Y yatıyormuş. Çünkü daha aktif. Sen çık ben gireceğim diyor. Y, e, Z, C ile 2 oluyor. O zaman Z'nin aktifliğinin de Y'den daha büyük olduğunu ben görüyorum. Birinci öncüle göre. Tamam mı? İkinci öncülü bakın diyor ki x artı z diyor. Z artı x. Burada ne görüyorsunuz arkadaşlar? X'in yükseltkendiğini, z'nin de indirgendiğini görüyorsunuz. Tepkimesi istemsizdir demiş arkadaşlar. Yani x'i yükseltgenmiş ama istemsiz bir şekilde gerçekleşmiş bir olay. O zaman z'nin aktifliği x'ten daha büyüktür dersiniz. Z'de indirgenmiş. Demek ki z yükselt yani potansiyeli e, elektron verme eğilimi aktifliği daha yüksek ders diye düşünürsünüz. Tamam mıdır? Üçüncüye geldim. Y metali hidroklorik asit ile hidrojen gazı oluşturabiliyor diyor ya da oluşturuyor demiş. Yani bu da şu demek. ye hidroklorik asit tepkimeye soktuğunuzda arkadaşlar hidrojen çıkarıyormuş. Y klorür oluyormuş ve Şöyle diyelim 1/2 H2 gazını açığa çıkarıyormuş. E gençler burada ne dersiniz? Y demek hidrojene atabildiğine göre Y daha aktif hidrojenden dersiniz. Öyle değil mi? O zaman üçüncüsü için yazıyorum. Y neymiş? Hidrojenden daha aktifmiş diyeceğiz. Hemen şu ikinci öncülde şuraya şu kısmı tekrardan yazayım. Bakın bu tepkime istemsizse X yükselt gelmiş Z indirgenmiş. İstemsiz olduğu için diyorum. Demek ki Z'nin aktifliği daha büyük. Yani Z'nin yükseltgenmesi gerekiyor arkadaşlar. Tamam mıdır? z x'ten daha büyük diyeceğiz. Ne diyor? X, Y, Z ve H2 elementlerinin indirgen özelliklerine göre kıyaslanışı nedir? Bakın soruyu farklı farklı çeşitleriyle soruyorlar. Sizin önünüze getiriyorlar. İndirgen demek ne demek arkadaşlar? Kendisi yükseltgene bilen. Aktifliği en yüksek hangisidir? Yani ona göre sıralayınız diyorlar. E ben burada ne görüyorum? X, Y'den büyük. Z, de Y'den büyük. Z ayrıca X'ten de büyük. O zaman Z en büyük. Değil mi? <laughs> Ondan sonra sıralıyorum. Z, X'ten büyük. X'te Y'den büyük. E Y de hidrojenden büyükmüş gençler. O zaman sıralamamız ne oldu? Z, X, Y ve H2 oldu. Dersiniz arkadaşlar. Tamam mıdır? Çevirdik. Geldik artık elektrokimyasal pillerimizin şemasına. Şimdi gençler, kendiliğinden gerçekleşen, kendiliğinden gerçekleşiyorsa o pil, e, o sistem nedir? İstemlidir öyle değil mi? kendiliğinden yürüyor. Redoks tepkimesiyle elektron enerjisi üreten sistemleri elektrokimyasal pil ya da ne diyeceğiz galvanik galvanik hücre denir diyeceğiz arkadaşlar ki bunu bol bol göreceksiniz tamam mıdır galvanik hücre diye de görebilirsiniz sorularda şimdi ben bir tane sistem burada çizmişim çizebildiğim kadar hemen şöyle bir bakıyoruz arkadaşlar kendimiz yerleştireceğiz mesela şuna diyelim ki bakır, bakır e, elektrot olsun şu bakır elektrot olsun. Bu da çinko. Çinko elektrot olsun. Tamamdır. Evet devam edelim. Bakın sodyum nitrat tuz köprüsü. Onu yazmışız onu vermişiz. Şuraya diyelim ki 0.5 molar çinko nitrat. NO3 2 çözeltisi. Çözeltisi. Şurada gençler bakır nitrat. Yine 0.5 molar. Bakır nitrat çözeltisi diyelim. Şöyle çözeltisi tamam mıdır? Şimdi arkadaşlar tek tek bunları yerleştireceğiz. Hangisi, e, anot, katot, e, hangisi anot hangisi katot diye. Baktığımızda bakın çinko ve bakırı mı görüyoruz? Arkadaşlar çinko amfoter metaldir. Bakır ise yarı soy metaldir öyle değil mi? Peki. Hangisi anottur, hangisi katottur diye yazacak olursak buraya direkt ben yazayım. Tamam mı? Bunlar size yani ilk başta verilsin. Şu anot kap. Bu da katot kap olsun. Önce bir tanıyalım neyin ne olduğunu. Arkadaşlar elektrot demek. Şöyle bir kaydırıyorum. Anot tarafı katot tarafı dedik. Elektrot demek bir kere ne olacak arkadaşlar? Elektrik akımını ileten metal parçalar elektrik elektrik akımını ileten metal parçalar yani şu hani elektrotlarımızı görüyorsunuz ya bunlar neymiş elektrik akımını ileten metal parçalarmış. Elektrolit kavramını görürseniz de arkadaşlar elektrik akımını ileten sıvıdır diyeceğiz. Yani şu içerideki sıvılar var ya işte o da neymiş elektrolitte elektri elektrik elektrik akımını ileten sıvı tamam mıdır Önce bir öğrenelim mesela şu anot tarafı şurası ne dedik çinko elektrot dedik bakır elektrot dedik 05 molar çinko nitrat çözeltisi 05 molar bakır nitrat çözeltisi Anot tarafı dedik, katot tarafı dedik arkadaşlar. Bunlar size verilmiş olsun ki tanıyalım önce. Elektrot ne demekmiş? Hani biz çinko elektrot dedik mesela. Elektrik akımını ileten metal parçaları dedik. Elektrolit de ne dedik arkadaşlar? Elektrik akımını ileten sıvıdır dedik. Tamam mıdır? Notumuz neymiş? Elektrotlar elektrolit çözeltilere daldırılır ki görüyoruz zaten daldırmışız. Peki anot ve katot diye yani anot neymiş, katot neymiş bir de ona bakalım. Yükseltgen anot, yükseltgenmenin yükselt gelmenin olduğu taraf olduğu taraf dersiniz ve kutup nedir arkadaşlar negatif kutup değil mi eksi kutup peki katot ne olacak indirgenmenin indirgenmenin olduğu olduğu taraf diyeceğiz artı kutup diyeceğiz arkadaşlar tamamdır hemen şöyle baktığımızda Anot yükseltgenmenin olduğu taraf, eksi kutup. Katotta indirgenmenin olduğu taraf, artı kutup. Hani hep diyoruz ya anotta indirgenme, pardon, anotta yükseltgenme, katotta indirgenme. Hep bunu diyoruz, öyle değil mi? Anotta yükseltgenme, katotta ne olacaktır? İndirgenme olacaktır diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi pil şemamızı tanıdık gençler. Bir tarafta anotun olması, bir tarafta katotun olması lazım. Elektrotlarımızın olması lazım. Mutlaka tuz köprümüzün olması lazım. Tamamdır arkadaşlar. Perşemamızı tanıdık. Elektrolitin, elektrotun ne olduğunu da öğrendik gençler. Şimdi peki hani bu ortadaki tuz köprüsü vardı ya. O ne işe yarıyormuş? Bir de ona bakalım. Hücrelerdeki yük denkliğini. Yük denkliğini. Denkliğini sağlar diyeceğiz. Tamam mıdır arkadaşlar? Tuzu oluşturan katyonlar katota gidecektir katatı anyonlarda nereye gidecektir? Anota gidecektir diyeceğiz. Mesela az önceki tuz köprümüzde ki hemen şöyle baktığımızda arkadaşlar şöyle bir getirelim. Mesela sodyum nitrat mıydı? Öyle değil mi? Sodyum nitrat tuz köprümüzde. Sodyum nitratı ayırdığımızda arkadaşlar sodyum artı NO3 eksi mi? Bakın bunun katot bunun da anot olduğunu görüyoruz. Değil mi? O zaman bu nereye gidecek? Katot kabına. Katota bu nereye gidecek? Anota gidecektir diyeceğiz. Anyonlar anota, katyonlar katota. Tamam mı? Şuna anyon diyeyim bu arada. Elektronların akımın ne tarafa doğru olacak? Diyeceğiz ki arkadaşlar anyondan katota doğru olur. Anottan pardon. Anottan katota doğru hareket ederler. Bakın akar demişiz ya. Anottan katota akacaklar. Tamam mıdır arkadaşlar? Elektronlar elektrik akımı ne olacak? Bak tam tersi düşünüyorsun elektrik akımını katottan anota doğru olacak. Katottan anota doğrudur diyeceğiz. Elektrokimyasal pillere zaten az önce de söylemiştik galvanik galvanik hücrede denir diyeceğiz gençler tamam mıdır? Neymiş? tuz, tuz köprüsündeki Anyonlar anota, katyonlar da katota yolculuk ediyorlar. Elektronlar anottan katota doğru ak hareket ederler. Akar diyoruz bakın anottan katota hareket ederler. Elektrik akımı tam tersi katottan anota. Ki biz hücreye yani ne diyormuşuz? Galvanik hücrede diyebiliyormuşuz arkadaşlar pil şemasına. Tamam mıdır? Şimdi bir örnek pek çok şeyi açıklayacak size. Eğer ki bunu anlarsanız arkadaşlar tamam sıkıntımız yok demektir. Onun için iyi dinliyorsunuz beni. Önce dinleyin sonra yazın diyoruz her zaman ama mutlaka iyi dinliyorsunuz. Bu kısmı anlamanız lazım çünkü. Şimdi size çünkü çinko elektrot ve bakır elektrot verilmiş yine. Tuz köprümüz sodyum nitrat. Tamam buraya kadar her şey. 1 molar çinko nitrat çözelsi birinci kap. 1 Bir molarda bakır nitrat çözelsi ikinci kap görüyoruz. Arkadaşlar çinko'nun ve bakırın ikisinde yükseltgenme potansiyellerini vermiş ve e yükseltgenme yarı pil potansiyellerinin de miktarlarını. Mesela çinko'nun yükseltgenme pil potansiyeli 0.76 voltken yarı pil potansiyeli e bakırında neymiş arkadaşlar? 0. E -0.34'müş. Yani siz burada biz bir kere arkadaşlar hangisi yükseltgenmeye daha yatkın? Hangisinin aktifliği daha büyük? Bakın e burada çinko elektron vermeye daha yatkın öyle değil mi? O zaman çinkonun aktifliği bir kere neyden daha büyük? Bakırdan daha büyük. Eğer sen burada herhangi bir indirgenme ve yükseltgenme yarı pil potansiyelini yazacak olursan gençler yazarsanız mesela nasıl yazacaksınız? Çinko aynen kalacak öyle değil mi? O zaman ben şöyle diyeyim yükseltgenme yarı pil potansiyeli yükseltgenme yarı tepkimesi ne olacaktır? Çinko aynen kalacak. Çinko artı 2 artı 2 elektron Elektron 0.76 olarak kaldı. İndirgenme yarı tepkimesini yazalım. Bunu ne yaptım? Ters çevireceğim. Değil mi? Artı 2 artı 2 elektron. Ve ters çevirdim. Bakır katısı mı oldu? Elektron ne oldu? Bakın. E, e, 0.34 Artı 0. 34 olmadı mı? Ters çevirdim çünkü arkadaşlar. Tamam mıdır? Yükseltgenmeydi. Yükseltgenme hali buydu. İndirgenmesini yazdım. O zaman sizin net tepkimeniz ne olacaktır? Net tepkimenizi yazıyorum. Bakın ikisinde de iki elektron var. Herhangi bir eşitlik yapmanıza gerek yok. Şu iki elektronları götürdüm. Çinko katısı artı bakır artı 2. Çözelti halinde diyeceksiniz. Çinko artı 2. Yine çözelti halinde ve bakır katısı dersiniz arkadaşlar. Sizin net tepkimeniz bu olacaktır. Peki elektron pil potansiyeli ne olacak? E sıfırları arkadaşlar. ikisini toplayacaksınız. Bu da ne gelecektir? 1.10 volt ya da 1.1 volt olacaktır. Öyle değil mi? Şimdi bakın. Yükseltgenmeyi yazdık, indirgenmeyi yazdık. Buna göre yorum yapacağız gençler. Bakın diyor ki bize anot diyor. Anot hangisidir? Anot kap. Ben burada çinko'nun daha aktif, bakırın daha az aktif olduğunu görüyorum. O zaman sizin anot tarafınız ne, ne taraf olacak? Birinci kabınız anot, İkinci kabınızda ne olacaktır? Katot mu olacaktır? Burada tamamız. O zaman anot elektrot hangisi? Çinko. Katot elektrodumuz hangisi? Bakır. Buraya kadar tamamız. Net tepkime diyor. Net tepkimeyi yazalım. Net tepkimeyi bulduk arkadaşlar. Hemen çinko katısı artı diyorum bakır iyonu çözelti halinde. Sonra ne diyeceğiz? Çinko bu sefer çözelti halinde iyonu bakır katısı mı diyeceğiz gençler? Bakın net tepkimemiz tamamdır. Pil potansiyeli diyor. Biz pil potansiyelini bulduk. Bakın topladığımızda hatta şöyle de yazalım. 0.76 artı diyorum 0.34 o da 1.10 volt derişimi artan iyon diyor. Hani böyle sorularda hep geliyor ya gençler derişimi artan derişimi azalan. Bakıyorum bakın arkadaşlar bu ikisi tepkimeye giriyor. Yani bunlar biterken bunlar azalırken bunların oluşması mı lazım? Derişimi artan iyon o zaman bizim burada çinko iyonumuz değil midir? Yani ne diyecek misiniz? Çinko iyonu artacakmış. O zaman ne dersiniz arkadaşlar? Çinko artı gidersiniz derişimi azalan iyon diyor. E ben burada bitenin yani tepkimeye girenin bakır artı 2 iyonu olduğunu görüyorum. O zaman onda da derişimi ne olacaktır? Azalacaktır diyeceksiniz. Lütfen bunları iyi öğrenelim. Azalacak. Kütlesi artan elektrot diyor arkadaşlar. Bakın bu sefer de oluşanlara bakıyoruz yine. Kütlesi artan elektron elektrodunuz bakır değil mi gençler? Yani buna ne diyeceğiz? Bakır katısı diyeceğiz. Çünkü bunun kütlesi artıyor. Yani Okun sağ kısmında ürünler kısmındakiler artarken girenler kısmındakiler azalacaktır. O zaman kütlesi azalan elektrot çinko değil midir arkadaşlar? Buraya da ne diyeceğiz? Çinko katısı mı diyeceksiniz? Öyle değil mi? Devam ediyorum. Tuz köprüsündeki iyonların hareketi diyor. Benim tuz köprümde sodyum hatta şöyle bir yedim Bakın tuz köprümde ne var? Sodyum nitrat değil mi arkadaşlar? O zaman tekrar şöyle sodyum nitratı yazıyorum gençler. Sodyum artı NO3 eksi mi olacaktır? Sodyumuz burada nedir? Katot. Katyon daha doğrusu. Bu da anyon değil midir? Anyonlar anota, katyonlar da katota gidiyorlardı. Benim şemamdaki katyon kabım hangisi? Bakın şöyle. Katot kabım hangisi? İkinci kap. Anot kabım hangisi? Birinci kap. O zaman anyonun, senin anyonun anota, yani hangi kaba gidecek? Birinci kaba. Birinci kaba. O zaman katyonun hangi kaba gidecek? İkinci kaba hareket edecek dersiniz. Gençler dediğim gibi bir kere anla bitsin. Ondan sonra diyor ki bize pil şeması diyor. Arkadaşlar hani biz indirgenme, yükseltgenme, yarı pil potansiyellerini yazdık ya az önce. Bak şurada yazdık ya arkadaşlar. Bunu hani hiç şu pil şemasını çizmeden nasıl gösteriyormuşuz hemen bir yazalım. Diyeceğiz ki yükseltgenen kısmı yani anot kısmını sol tarafa indirgenen katot kısmını da sağ tarafa yazacağız. Yani şu şekilde çinko tek çizgiyle gösteriyoruz. Çinko artı 2 tuz köprüsüdür şu çift çizgi. Sonra da ne diyeceksiniz gençler bakır artı 2 bakır katısı. Bak ne yaptım yükselt gedim indirgedim tamam mı? O zaman anot kısmı ne tarafa yazılıyormuş? Sol kısma. Anotta yükseltgen mi? Katot kısmında ne tarafa yazılıyor? Sağ kısma katotta da indirgenme gerçekleşecek diyeceğiz. Arkadaşlar işin özü bu. Tamam mı? Sen bunu anlarsan tüm soruları çözersin diyeceğiz gençler. O zaman ben devam ediyorum. Bir bakayım. Başka. Mesela örneğimiz. Hemen. Hemen bakalım gençler. Bize diyor ki tuz köprüsünü vermiş. Bakır katısı, demir katısı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın Burada nelerimiz var? Bakır ikisinin de indirgenmesini vermiş bu sefer. İndirgenme yarı pil potansiyellerini, yarı tepkimelerini vermiş. E Ben bunun aktif olduğunu nasıl anlarım? Bak ters düşünün gençler. Yükseltgenme olarak düşünün. Yani yükselt dediğinizde arkadaşlar şu eksi 0.34 olmayacak mı? Bu da ne olacaktır? Artı 0.41 olmayacak mıdır? Öyle değil mi? Yani o zaman siz şemanızı neye göre yazarsınız? Bakın şemanızı yazıyorum. Yükseltgenme yarı tepkimesi. O zaman şunu yükselt ki daha aktif olduğunu görüyorum ben burada demirin bakırdan daha aktif olduğunu görüyorum. O zaman anot kabınız hangisi? Anot kabınız sizin demirin olduğu taraf katot kabınızda ne taraf bakırın olduğu taraf anotta yükseltgen ve katotta indirgen mi oluyordu? E, anot yazıyorum anot kabını yazıyorum yükseltgen mi olacak demiri ne diyeceğiz katısı. Ters çevirdiğim için demir artı 2 artı 2 elektron. Elektron da ne olacaktır? Artı 0.41 diyorum gençler tamam mı? E, katot da olan olayları yazıyorum şimdi de. Katot aynen kalıyor. İndirgenli olarak kalıyor arkadaşlar. Bakır artı 2 artı 2 elektron. Bakır katısı dedim. Elektron yarı pil potansiyeli ne olacak? 0.34 olarak kaldı. Tamam mı? Net mi yazayım. Net tepkimemiz ne olacak? Bakın 2 elektron 2 elektron gitti. Tamam mı? demir katısı artı diyorum bakır artı 2 iyonu aqua fazında çözelti halinde yani demir artı 2 aqua fazında bakır katısı diyeceğiz gençler Buraya kadar umarım anlaşılmıştır. Şurayı hemen tekrar bir anlatmak istiyorum. Burada indirgenme özelliklerini vermiş. Ve burada arkadaşlar ters çevirdiğinizde yani ters düşündüğünüzde yükseltgenme olarak düşündüğünüzde bu artı 0.41 bu eksi 0.34 olacak. Yani yükseltgenmeye yatkın olan hangisi aktifliği hangisi daha büyük demirin. O zaman anotta yükseltgenme diyorduk ya demir kabının olduğu yeri biz anot gerçekleşecek. Yani anot kabı katot kabı da ne olacaktır bakırın olduğu kap olacaktır diyeceğiz gençler. Mesela demiş ki bize bakır ve demir pili için bakırın kütlesi demiş arkadaşlar zamanla azalır diyor. Bakıyorum bakırın kütlesi zamanla artan tarafta öyle değil mi? Ne diyorduk biz? Ürün kısmı oluşanlar artar, giren kısmı da azalır mı diyorduk? O zaman bu yanlış mı oldu arkadaşlar? Standart pil gerilimi pil 0 pil 0.75 volttur diyor. Arkadaşlar e 0 pilimizi hemen şu ikisini toplayarak bulabilir miyiz? Buluruz 1 4. 5, 7, 0.75 mi? Evet doğru oldu. Bakır demirden daha aktiftir diyor. Ama ben burada demirin bakırdan daha aktif olduğunu çok önceden buldum ve söyledim. O zaman bu yanlış oldu. Elektronlar diyor demirden bakıra doğru hareket eder diyor. Arkadaşlar bizim elektronlarımız nereden nereye hareket ediyordu? Anot kabından katıda mı hareket ediyordu? Yani elektron akımı ne tarafa olacaktır? Anottan katıda demirden bakıra doğru olacaktır. Bize ne diyor? Demirden Bakıra doğru hareket eder diyor. Yargılarından hangileri doğrudur demiş. Hangilerinin doğru olduğunu görüyorum. 2 ve 4'ün doğru olduğunu görüyoruz gençler. Arkadaşlar bir sonraki dersimizde devam edelim. Şimdi kendinize çok iyi bakın. Lütfen bunları özümsemeye çalışın. Ee, görüşürüz. Hoşçakalın.